bu başlıkta ben çok heyecanlanarak uzun bir bildiri yazdım. Ama herhalde sürenin içerisinde bunun hepsini sunmam mümkün olmayacak. Muhtemelen bu çalışmalarımız kitaplaşacak, oradan tamamı görünebilir. Ben başlıklar halinde aktarmak istiyorum. Nesneyle birlikte düşünme konusu, insan zihninin nesneyle, dünyayla karşılaşmasıyla ilgili bir konu. Nesneyle birlikte düşünürken insan zihni konusunu benim bağlam değiştirme algoritması dediğim bir takım işlemler zincirinden geçiriyor. Çeşitli aşamaları olan bir zincir bağlam değiştirme. Mevcut olan her şeyle ilgili yıkıcı bir ilişki de gerçekleştirmek. Bağlam değiştirme mitleri de yıkıcı hale getirir. Pardon, açmamışım ama herhalde başa dönmeme gerek yok değil mi? Sesim duyuldu. Mit kırıcı tavırlar bağlamı bozar ve hikayelerin, yani mevcut bizim karşılaştığımız hikayelerin daha adilane bir şekilde yeniden kurulmasını sağlar. Bu açıdan çok önemlidir. Şairlerin de mit kırıcı tutumlara girmesi çok önemli. Nesne ve olgular alışılageldik konularından yerlerini de değiştirirler ve farklı bir bağlamda karşımıza çıkarlar. Statiko bunları hiç sevmez. Bu tutumların genelde ilk sahneye çıktığı yerler de şiirlerdir, tiyatrodur ve sokaklardır. Bu üçü özellikle çok önemli. Tabii şiirdeki söylem uzun bir süre boyunca kolayca algılanmadığı için bu tür şeylere takılmaz. Yani siz sokakta özgürce gezdiğinizi sanıyorsunuz ama aslında siz görmedikleri için özgürsünüzdür şiirde. Bu bakış açısı, yani bağlam değiştirmeyle şiire bakılması yöntemi benim çok önemsediğim bir yöntem. Bu şekilde şiirin değiştirici gücü de oluşuyor aslında ve dikkat ederseniz bunu dezavantajlar da tarihi içerisinde bu şekilde yerlerini değiştirirler. Yani dezavantajlar zaman içerisinde farklı bakış açılarıyla, edebiyatla, sanatla yerlerini değiştirilmesiyle birlikte seslerini duyurur hale getirirler. Yani siz bir süre önce aşağılanan bir şeyin, aşağılanan bir öznenin 200 yıl sonra aslında kendine ait bir sesi olduğunu, sanatı olduğunu, derinliği olduğunu fark edersiniz. Mikro tarih anlayışı da tabii bunları çok destekleyen bir şeydi. Yani bizi nesnenin macerasına, küçük olanın macerasına, sesi düşük olanın macerasına tanık etti. Çok somut bir şey, mesela bir cep, insan cebinin moda sektörü içerisindeki tarihçesi bile aslında bize toplumsal cinsiyet kimliklerinin bir cinsin iktidar lehine nasıl da kurgulandığını gösteriyor. Çok basit görünüyor veya bir düğme gibi minik nesneler bile aslında bize kimlerin iktidarına nasıl hizmet ettiğini, o nesnenin çeşitli bakış açılarıyla bunları gösteriyor. Bağlam değiştirme algoritması dolayısıyla şairin elinde çeşitli ifşa zincirleri yaratır. Şiirsel söylemin bunları yutmuş görünmesine aldanmamamız gerekir. Yani şair bunları yapar ama topluluk bunu hemen fark etmez. Topluluk onları hemencecik onu farkına varıp ayırt etmez. Ayırt etse zaten hemen yakalar ve onu susturur. Okuyan açısından dönüştürücü olur bu tür şiirler ve dönüştürücü gücü olan her metin de geleceği etkiler. Yani bugün bizi etkilemiyorsa bile onun gelecekte etki ettiği bir alan var. Biz burada eş zamanlı ve yaygın bir etkiden ziyade zihinsel ataleti ortadan kaldıran, bir avuç zihne hitap eden şifreli şiirlerden bahsediyorum. Nesneler de bizim bu şifreleri çözmemize yardımcı olurlar. Şairin düşünce yolunu, şairin bir problemin çözümüne gidiş yolunu bize anlatır. Dolayısıyla bunu şairler üzerinde uygulamak, şiirler üzerinde uygulayarak bunun örneklerini vermek gerekir. Ben bunu Sezai Karakoç bağlamında bugün burada bunu bu bağlamda yapacağım ama başka şairlere de bu uygulanabilir. Bunu dört maddede, şimdilik dört maddeyle sınırlandırdım. Bu dört madde başlıklarının hepsini aktarmam mümkün olmayabilir. Yalnızca başlıklarını aktarmak isterim. Birisi şu, şairin büyüteçleri vardır. Bu büyüteçler bilimin gelişmesine koşut olarak bazen teleskoptur, bazen mikroskoptur. Bununla ilişkili Karakoç şiirinde bugün bildiri için incelediğim şiirler bir tahta at şiiri, Ağustos böceği bir meşaledir şiiri, köpük şiiri. Bunlara bu bağlamda yaklaşmak istiyorum. İkincisi, Karakoç şiiri kıvrımlı bir şiirdir.
Kapalı Çarşı şiirine bir miktar bununla ilgili açımlamaya çalışacağım vakit kalırsa. Üçüncüsü genişletilmiş ben. Sezai Karakoç'un Çatı şiirini bu bağlamda inceledim. Bir de optik göze karşı konumlanan haptik göz dediğimiz dokunma duyusuyla ilişkilendirilen kapıcı gözde dönen bir göz biçimi, bir bakma görme biçimiyle ilişkili kurguladığım bir bakış açısı var. Bunu da Sezai Karakoç'un Ping Pong Masası şiirine uyguladım bildirimde. Bunları başlayarak dakikamın sonuna kadar yavaş yavaş açacağım. Şairin büyüteçleriyle başlayayım. Sezai Karakoç'un bir elinde mikroskop, bir elinde teleskop olduğunu düşünüyorum. Hem bir tür yıldızlı göğe bakar gibi günlük hayata bakıyor bir tarafıyla mikroskopla, bir tarafıyla yıldızlı göğe bakar gibi tarihe bakıyor. Uzakları yakın eden bir şey teleskop. Mikroskop da küçük olanı, önemsiz olanı, mikroyu bakış alanımıza çekiyor. Yani sanatçı açısından diyebiliriz ki aynanın başka başka versiyonları bunlar. Ayna neydi? Sartre'ın gizem bozucu dediği gerçekçi ayna. Ayna bizim sinirlerimizi bozdu, teleskop daha da bozdu. Mikroskopla beraber biz aslında vücudumuzun da bir nesne olduğunu kavradık. İnsan artık bir nesne, mikroskobun keşfiyle beraber. Sadece sindirim sistemimizde yaşayan 800 tür bakteri olduğunu bilmek bile insan için nesne olduğuyla ilişkili zorlu bir düşünce. Burada ben gerçekçilikle ilgili, bunun gerçekçilikle bağlantısını kurmak istiyorum. Şunun için, çünkü Sezai Karakoç neorealistim diyor. Bundan dolayı küçük bir realizm parantezi, gerçekçilik parantezi açacağım. Aynadan çok ileri giden bakış açılarını da dikkatle tutmak istiyorum. Görüş alanımızda tutmak istiyorum çünkü. Fiziki içe bakış, X-ray'lerle insan vücudunu görüntüleme, parmak izleri, diş izleri, yüz tanıma sistemleriyle muhatabız. Bunlar her birimizin elinde akıllı cihazlarla artık elimizin altında. Homeros gerçekçiliğinde bir yara izi bir kimlik işaretiydi, bir kimlik belgesi gibiydi. Odysseus eve döndüğünde yara izi süt annesi tarafından tanınıyordu. Ama bugün artık QR kodların içerisinde bizim kartvizit bilgilerimiz saklanıyor. Artık yeni kodlar bu şekilde. Dolayısıyla gerçekçilik de bu anlamda kimlik değiştirdi. Sezai Karakoç'un gerçekçiliğine döndüğümüzde ise bu iki dünya arasında, yani klasik dünyayla modern dünya, modern dünyayla postmodern dünya arasında onun gerçekçiliği aşama aşama biçim değiştiriyor. Burada bir kaynağa başvurmak istiyorum. Bunu aynı zamanda bir kayıt da olsun istediğim için burada aktarmak istiyorum. Sezai Karakoç neorealist diyor. Asım Bezirci ve Muzaffer İlhan Erdos ikinci yeni diyor. Bu iki isimlendirmeyle gerçekleşen şiirin adına Sezai Karakoç'un sözlü ifadeleriyle ilgili bir yazılı ifade buldum. Orhan Duru, Sezai Karakoç'un realizm magic dediğini söylüyor. Ben bu ifadeye başka hiçbir yerde rastlamadım. Hatıralarda da rastlamadım. Yani rastlayan olursa bana haber verebilir. Bu büyülü gerçekçilik, realizm magic akımı ve buna yaslanarak Orhan Duru gerçek üstücülükle karışık mistik görüşler yansıttığını vurguluyor demecinde. Bunun araştırmacılar için bir not olarak aktarıp gerçekçilikle ilgili biz Sezai Karakoç yaşadığı yıllarda şiirlerini ilk yayımladığı ve son yayımladığı 89 yılına kadar nasıl etkiler altında bunu çok kısa aktarıp hemen nesnelere geçeceğim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen ve bilinçaltını bilinç üstüne getiren gerçek üstücülük akımı var aynı dönemlerde. Bu gerçekle olan ilişkisini şairin belirliyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de de. Yine 1925 yılında resim alanında kullanılan büyülü gerçekçilik dediğimiz akım var. Daha sonra romanda gelişiyor. Fakat bunda da işte o realizm magic kelimesiyle bağlantı kurarak bunu söylüyorum. Bir de 50'lerden sonra Fransa'da gelişen yeni roman akımı var. Onun da nesneyle karşılaşma biçimi. Ben bütün bunlardan Sezai Bey'in de haberdar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancı dil biliyor. Yoğun olarak bir kültür etkileşimi var. Dolayısıyla bunlarla olan benzerliklerinin de gerçekçilikle olan ilişkisini etkilediğini düşünüyorum. Bunların çünkü nesneyle ilgili çok ciddi bakış açıları, farklılıkları var.
Şimdi gerçekçilik parantezini burada kapatmak istiyorum. Bu ayrı bir yazı konusu olabilir. Nasıl bakıyor? Siz Aykara Koç'un teleskopuna cisimler nasıl takılıyor? Mesela tahta at. Bununla başlayalım. En güzel tarihsel nesne diye düşündüğüm bir şey nesne tahta at. Tahta at herkesin bildiği üzere kocaman casus bir attır. Onun mitik değerini vurgulamak yerine ayağı kırık bir at yapıyor onu Sezai Karakoç şiirde. Sevgilisini ona getirmek için binek aracı olarak önerdiği bir şey tahta at. Seni bana getirsin ölüm yatağımdayken kırık ayaklı tahta at diye bitiyor. Bu mit kırıcı bir tavır. Yani nesnelerle olan ilişkide mit kırıcı bir tavırdır. Çünkü tahta at tarihteki bağlamından kopup onun bağlamında savaş yitirten bir nesne aslında ve baştan yenik olduğunu da aslında orada sevgili karşısında kabul ediyor. Şahdamar kitabında yer alan bu şiir 3 bölümden oluşuyor. Her bölümde varlığı reel elementlerle giriş yapılır şiirin bölümlerine ama gelmesi dilenen hayali varlıkla kapanış yapılıyor. Şairin reel olanla hayali olanı, somut ve soyut olanı birleştirme eğilimi bir tür büyü yaratıyor, şiirsel büyü. Yani gel kalbini saat yap odamıza, bülbül içimde sedefle kaplanıyor. Sağlam kutular içine koydular gölgelerini. Yaslı duvarlar gibi örneklerde bunu görüyoruz. Dikkat ederseniz hepsi yan yana gelmesi zor olan imajlar. Biri soyut, biri somut. Bu şekilde bu şiirde tahta atın varsayılan getirme gücü, içeri sokma gücü ile birlikte düşünülüyor. Bütün simgesel değerler bu imkansız gelişe, o gelişin aslında gerçek olmadığını o da biliyor. Şiirin anahtar dizeleri de şu çağrıyla başlıyor. Hepsi aynı şekilde. Hepsi bir rüyayı çağırma. Gel. Gel kalbini saat yap odamıza. Gel mesut odalar içinde çözül güzel bulmaca. Gel bu gece görülmemiş bir şey olacak. Aslında hiç olmuyor o. Son 5 dakika mı? Aslında 5 dakikada kalmadı ama siz Tamam o zaman. Evet tamam peki. Şöyle yapalım. Şairin büyüteciyle ilgili örneklerim Ağustos böceği bir meşaledir diye bir örneğim de vardı. Şair Sezai Karakoç'un son şiiri aslında bu. Hem tarihsel olarak son şiiri hem de Gül Doğmadan kitabının içinde fiziki olarak son şiir olarak yer alıyor. Burada da bunları uzun uzun anlatmıştım. O zaman nasıl yapalım? Bir şeyi tercih etmem lazım. Şöyle aslında ben evlatlarımdan birini tercih edeceğim. Burada nesnelerin bu şiirlerdeki konumlarında tahta attan bahsettik. Mesela Köpük ve Pimpok şiirinde de onlarda nasıl örnekleriniz var? Çok kısaca bahsettiniz. Çok kısa kısa atlayayım olur Ali Bey. Şimdi evet. Ağustos böceğinde şöyle bahsettim. Ağustos böceği çok böcek önemsizdir doğa için. Çok önemsiz gibi görünür ama çok önemlidir ve değerlidir. Orada bir de masal var ya Ağustos böceği ve karınca diye. O masaldaki bakış açısını kırarak aslında işe yaramaz diye görünen hani orada çalışmıyor tembel şarkı söylüyor falan oradaki o şarkıcı böceğin aslında biraz da şairle de özdeşleştiriyor. Ben bu analojileri çok tercih etmiyorum. Analoji evet. olarak da algılamıyorum ama bir tür özgürlük içinde dalıp çıkmış bir böcek o. Yani özgürlük içerisinde ve öbür seneye zaten kalmıyor. Yani öbür seneye bir erzak biriktirmesi gerekmiyor. Bir biriktirici olmayı da burada eleştiriyor. Onunla ilgili konuyu atlayayım. Köpüğü de atlayayım hatta. Çünkü şeyden çok bahsedesim var. İkinci tutumu olan kıvrım tutumundan çok bahsedesim var. Sezai Karakoç'un kıvrımlı tutumu. Çünkü bunun hemen hemen hiç bilinmediğini, ortada böyle kitaplarda apaçık durduğu halde hiç irdelenmediğini gördüm. Hatta biraz önce edebiyatçı arkadaşlara sordum. Sen bu elipslerden bahsettiğini Sezai Karakoç'un hiç biliyor musunuz diye sordum. Elips, parabol, hiperbol bunları hiç kimsenin duymadığını fark ettim. Var mı duyan salonda? Yani bunlardan bahsettiğini hiç duyan var mı? Bunlar halbuki kitaplarında bayağı yazan, bazıları yazıyor ama benim yorumlarım da var tabii. Bunları ben çok kısa anlatayım bu kıvrımlı yapısını şiirin. Ondan sonra bitireyim. Olur mu Sayın Ayçin? Lütfen buyurun. 3 dakikamız var. 3 dakika peki. Karakoç Henrik Ibsen'in Danimarkalı oyunu, Danimarkalı Henrik Ibsen diye bir oyun yazarı var. Per Gynt.
diye bir oyunu var. Sezai Karakoç bunun üzerine Pergünt Üçgeni diye bir yazı da yazmış Edebiyat Yazıları kitabında. Ve orada onun bir sahnesine atıfta bulunuyor. Sahne şöyle, Pergünt çok da şey bir karakter değil, matah bir karakter değil aslında. Yani böyle ne denir, dejenere bir karakter biraz da. Pergünt Üçgeni yazısını ona dayandırarak yazıyor. Karakterin biçimle özün dayanışmasını anlatmak için Sezai Karakoç Pergünt'ü alıyor ve Pergünt'ün bir soğan sahnesi var. Pergünt sahneye çıkar, soğanı katman katman soyarak açar ve bir öz arayışı içindedir. Yani soğanın içerisinde bir çekirdek bulmayı umuyor. Soğan kat kat açarken her katmanda da kendisini bir özelliğini sayıyor. Yani işte açıyor bir en dış kabuğu, hileci, yalancı, hayatta kalan, altın arayıcısı, hain. Bunlar bir insanın vasıfları, o insanın vasıfları. Ve bu çekirdek arayışı aslında beyhude. Yani bir tür zarfa sokma isteğiyle Sezai Karakoç bir özle bakmak isterken ben onu Sezai Karakoç'un şiiri lehine Sezai Karakoç'a aykırı bir şekilde okudum. Şu an sahnelenen bir yerden İngilizcesinden buldum. Türkçesinde çünkü şeyde yok, Pergünt'ün Türkçe kitabında farklı şekilde geçiyor. Şaşırtıcı derecede çok katman var. Çekirdeğe hiç gelmiyor muyuz? Bir tanecik bile yok. En iç kısmına kadar gittikçe küçülen katmanlardan ibaret diyor Pergünt. Perin bir de kitapta, oyunda yani zifiri karanlıkla çatıştığı, çarpıştığı bir sahne var. Orada karakter kimsin diye soruyor sese. Ses kendimim diyor. Sonra diyor ki daha büyüktür sen dolaş. Pergünt tekrar soruyor ona. Mücadele, bir mücadele var kitap boyunca. Kimsin? Sesin cevabı çok enteresan. Büyük münhani. Büyük münhani, büyük eğri demek. Büyük eğri aslında dünya. Ve Karakoç bunun üzerinden ona bir cevap üretiyor. Bu ezici bir güç. Büyük münhani. Ve büyük münhanin şöyle bir repliği var. Büyük münhani mücadele etmeden galebe çalar. Sonunda hep dünya kazanır demek bu. Dünyanın bükülme eğrisinin temel denklemi olduğu ortaya çıkıyor dünyanın. Biz bunda Karakoç büyük eğriye karşı Pergünt'le bağlaştırarak hiperbolik şiirden bahsediyor. Hiperbolik şiir kavramı şu şekilde anlayabiliriz. Ben onun için özellikle bu şekilleri getirdim. Eski şiirin de parabolik olduğunu söylüyor. Matematikteki kavramlar bunlar. Ve daha sonra bambaşka bir yazıda da şöyle bir kavramını buldum. İlhan Berk şiirini eleştirirken Galile Denizi yazısında yaşantısallaşmasını eleştirerek o şiire eliptik diyor. Eliptik şiir diyerek eleştiriyor. Bu kavramları irdeleme gereği duyduğumuzda bunların her biri koni şeklinin kesitlerinden ibaret. Yani bir koni şeklini, koniyi bilirsiniz hepiniz, liseden hatırlarsınız. Koni şekline kesitleri aldığımız zaman elips şekli, kapalı bir şekil elde ederiz. Kapalı bir şeyle, burada aslında Karakoç'un sonsuzlukla olan irtibatını bilimsel bir temele oturtmak istediğini düşünüyorum. Çünkü parabolik dediği eski şiir kalıplardan, mazmunlardan ibaret, belli bir kalıba sıkıştırılmış. Parabol de yazılı mesajlar. Evet. Ne yapalım o zaman, kapatayım mı? Öyle bir son bir iki cümleyle, bir iki cümleyle rica etsek, tamam. Toparlasanız. Evet. Aslında ben de aklımda kaldığı kadarıyla toparlama işini üstlenebilirim yani. Söylenen kısmı. Olur, bir cümle şey yapalım. Bu kıvrımlı şiirle kastettiğim şeyle ilgili birkaç cümleyi söyleyeyim. Ondan sonra sözü size bırakayım. Olur mu? Lütfen, buyurun. Yani sonsuz nesneyle dolu masa üstündeki her nesne Sezai Karakoç gibi şairler açısından bir sürekliliği anlatır ve o süreklilik bir kumaş gibi bükülürken onun için sabit olan terimler var. O değişimlerdir ki değişime hep işaret etmek ister. Bütün öğrenme, öğretme gibi metaforları kullanırken de şöyle söyler mesela, ben sizden öğrenmedim, hocalar sizden öğrenmedim, hacılar sizden öğrenmedim, ben
kuruyan hurma dalından öğrendim, damıtılmış petrolden öğrendim, yavrusunu arayan bir deveden öğrendim, harap hanlar köprülerden öğrendim diyerek değişmeden, yani direkt nesneyi kendi gözüyle, kendi bakışıyla görerek öğrendiğinden bahseder ve bu değişimlerin her biri bir kağıt gibi katlanır ve Sezai Karakoç şiiri o yüzden bir akordeonun katlanması gibi açılarak anlaşılabilir bir şiirdir. Teşekkür ederim.